Sol TV İstanbul Eminönü'nde vatandaşlara çözülmeyen taksi sorununu sordu. İBB'nin gündeme getirdiği 5000 yeni taksi alımı oy çokluğuyla 10. kez reddedildi. Sol TV vatandaşlara taksi sorunu yaşıyor musunuz? Bu sorun nasıl çözülür diye sordu. Ben taksi sorunu olduğunu düşünüyorum. Olması lazım, bunun kabul edilmesi lazım. Yani reddedilmesine karşıyım ben de. Hani şahsen İstanbul'da yaşamıyorum ama burada çalışıyorum. Bu konu hakkında Ekrem İmamoğlu'nun haklı olduğunu düşünüyorum. Peki bu sorun sizce nasıl çözülür? Bu sorun biraz zor. Türkiye'de yani gerçekten şu anda sorun çözmek bayağı zor. Yani hiçbir sorun çözülmüyor şu anda Türkiye. Vatandaş her konuda, sadece bu konuda değil, her konuda mağdur olduğunu düşünüyorum. Bütün konularda mağdur olduğunu düşünüyorum vatandaşın. Yani Türkiye'de insan kalmıyor. Çalışacak insan aranıyor şu anda her yerde. Millet kaçıyor. Adam üniversite mezunu, adam yurt dışında gidip garsonluk yapmaya çalışıyor. Burada üniversite mezunu ama. Herkes yurt dışına kaçmaya çalışıyor. Neresi olursa olsun diyor. Yeter ki gideyim Türkiye'den diyor. Yani bunun nedeni ilk önce araştırılması lazım bence. Taksi lazım ya. Taksi hiçbir almıyor. Turist seçiyorlar. Kısa mesafe almıyor, uzun mesafe almıyor. Trafik varken almıyor. Hiçbir şekilde almıyor. Para teklif ediyoruz, yine almıyor. Son bugün bir açıklama yapmış taksi başkanı mı ne bilmiyorum. İmamoğlu başımıza gelen en büyük felaket gibi bir şey yapmış. Ne yaptıklarını kendileri de bilmiyor bence. Nereye kadar böyle yiyecekler? Her şeyde sorun var. Her tarafta sıkıntı var. Bir tek taksiyle ilgili değil yani. Yani elimizi nereye atarsak orada bir sorun var, bir problem var. İnsanların artık bunu görmesi lazım. Ülkenin gidişatı kötü. İyi yönetilmiyor. Hangi tarafı tutarsak o tarafta elimizde kalıyor. Çözüm ne sence? Valla çözümü onlar daha iyi bilir. Yani şimdi Ekrem Başkan daha iyi bilir. Oradan tam şeyim yok ama arada sırada izlediğime kadar tamam bir sıkıntı var, sorun var ama bırakmıyorlar. Yani sorunun çözülmesini istemiyorlar. Dibe vurmuşlar artık. Her şey dibe vurmuş. Yani problem kesinlikle var da. Taksicilerin gerçekten çok kaba olmasından dolayı bir şikayetimiz zaten var. Bunlar için özel bir eğitim de alınmasını biz istiyoruz aslında. Almaya da biliyorlar. İstemediği insanları almıyorlar. Yakın mesafeleri almıyorlar mesela. O yönden biraz şikayetimiz var aslında. Var da bu, önce trafiği çözmeleri lazım. Önce trafik çözülmeden de 10 bin taksi de koysan, 20 bin taksi de koysan ne olacak? Ben şimdi Bayrampaşa'dan buraya 2 saatte geldim. Kendi arabam var. Otoparka girmek için 1 saat bekledim. İlk peşin bunlar çözülsün. Sorun aslında belediye geçen haftalarda bir açıklama yaptı. Yapmış oldukları taahhütnamelerde ruhsatnamelerini iptal edeceğini beyan ettiler. Bence en iyisi bir kişinin 500 tane plakası varsa bir kişi kullanabiliyorsa ruhsat sahiplerinden. Bu da mantıklıdır yani. Şimdi şöyle söyleyelim. Biz Eyüp Camii'ne gideceğiz. Bize gerçekten taksi bulamadık. İlerideki taksilere sorduk. Orası da yolumuzun tersine düştüğü için. Şimdi taksi arıyoruz. Yani ben Aydın'dan geliyorum İstanbul'a 5 günlüğüne. Yani gerçekten bir kalabalık şehir. Taksi sorunu ister istemez olur. Yani olabilir. Ama karara sunulup reddedilmesi kötü tabii ki de. Konum yerleştirmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum mesela. Dediği gibi az önce baktığımız tarafta yoktu ve tam onun tersine konulabilirdi ama orada yer olmasına rağmen taksi bulunmuyordu. Kararın reddedilmesi İstanbul halkı açısından çok kötü. Çok kötü var çünkü her gelen geçen önünde taksici oluyor. Buna bir düzenleme getirilmesi gerekiyor. Bundan dolayı ben Ekrem İmamoğlu'nu destekliyorum, yani düzenleme getirilmesi lazım. Bazı taksiciler var, art niyetli insanlar, biz motorcu olduğumuz halde önümüze kuruyor. Bu motorcular da sanki böyle bir taksiciler sevmiyor gibi bir havası var. Tabii hepsi için konuşamam, bazı taksiciler için düzenlemesi getirilmesi şarttır bu konuya. Abi karşıyız biz. Olsun, taksi gelsin İstanbul'a. İhtiyaç var. Bu sorun abi, hükümet şey vermiyor işte, şey onay vermiyor şeye, belediye başkanına. Halk da istiyor taksiyi. Topal ördek misali. Onu unutmayalım, yeter. Bu başta olduğu sürece halk hiçbir zaman hizmet görmez. İstanbul'a hiç gelmez. Çünkü burayı kaybettiler. Onun acısını daha unutmadılar. Daha da unutamazlar. Yine kazanacağız. Tamam mı? Saygılar, sevgiler. İçkiatçı Ekrem İmamoğlu ya. Bu memlekete ne yaptı ki ya? İnan ki İstanbul'u muhafet. Ben İstanbul çocuğuyum. Bir Nurattin Sözen'i gördüm, bunu gördüm. Ötekinler hiçbir şey yapamadı. Taksiciler çünkü adam seçiyor. Adam insan seçiyor. Bak şurada çek. Bak bekliyorlar, taksi bekliyorlar. Almıyorlar, kaç kişi almadılar değil mi? Almıyorlar. İnsan müşteri seçiyorlar. Yani köşeye zaten dönmüşler, onlar plakaları var ya. Ben çok taksi kullanmıyorum ama taksi kullanan arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla hani soruyorlar, ben oraya gitmiyorum. Yani şoför müşteri seçiyor. Müşteri şoför seçmiyor. Hani bilmiyorum, bunun çözüm yolu da tabii ki Cumhurbaşkanımızın daha fazla taksi almasına izin vermesinden geçiyor. Yani bence bir taksi sorunu olduğu muhakkak ki belli yani. Ben hani kendi açımdan söylüyorum.
Hani bunun açısından da hani yani Ekrem İmamoğlu en azından hani bir çözüm üretmeye çalışıyor. Ama bu çözüm hani reddediliyor. Hani bizim için de mantıklı hani 5000 taksi. Yani şu an nüfusu artışı söz konusu, turist sayısı. Bu mantıksız yani geliyor ama. Taksi değil bu arada. Hani birçok şey hani söylüyor ama çoğu şey reddediliyor ve bunu mantıksız buluyorum açıkçası. Çünkü bir belediye başkanı bir şey önerdiğinde hani bu mantıklıysa eğer bunun kabul edilmesi gerekiyor. Hani sadece muhalefet yönünden bakılmaması gerekiyor bazı şeylere. Taksi sorunu olduğunu düşünmüyorum da sadece kısa mesafeler olduğundan. Ben yurt dışından geliyorum. Taksim'den buraya gelmek için taksi 10 tane taksi sordum. Hiçbirisi de kısa mesafeyi sürmüyor. Götürmediler. Sonuçta bir tane bir taksici geldi. Onunla konuştuk. O dedi ben götürürüm de. Yoksa sorunumuz bu. Kısa mesafeyi sürmüyorlar. Devletin verdiği yetkiye görerek kısa mesafeyi de sürmek zorunluluğu olduğu halde sürmüyorlar. Yoo çok güzeldi. İstediğimiz zaman yani taksi bulabiliriz. Tüm sokaklarda var. Boş taksiler de var. Azerbaycan'dan geldi ama çok güzeldi. Yani taksileri bulduk da gidiyorlar da nasıl söylesem de. Yani kötü bir şey görmedim. Taksiye de gerek yok. Şimdi İstanbul'da taksi sorunu eskiden beri vardır. Ama İmamoğlu çözer mi çözer mi onu tek başına yapacağı bir iş değil. Komple bir İstanbul için gelecektir. Kısa yolda bir kere kesinlikle almıyorlar. Bu böyle gerçek yani. Ama uzun yolu da. Şimdi onlara da hak vermek lazım, ona da hak vermek lazım. Bu hak ne çözülecek? Evet veya hayır. Burada yaşamadığım için fazla bilgim yok ama İmamoğlu çözemez bu işi. Mesela şeye gideceğim diyor mesela. Eminönü'ne Taksim'den çıktım. Herif diyor oraya yakın diyor. Yakın mesafeye gitmem ben diyor. Uzak mesafe olacak diyor. Almıyor. Ya mesela 200-300 lira gidersin Şirinevlere, Maltepe tarafına uzak diyor alıyor ama yakın yerlere almıyor. Kapat kapıyı diyor. Gideceğim yer 10-20 lira tutuyor. Almıyor ucuz diye. Taksicilere çok şikayet var yani benim arkadaşlar da bayağı şikayetçi oluyor. Ya götürmüyor adam yakın mesafeye. Yani hangi vatandaşı sorarsan sor aynı şeyi diyor. Yakın mesafeyi almıyor. Teşekkür ederim. Geçen hafta hastanedeydim. Aşı olmamla ilgili birkaç bir şey yapacaktım. İşte aşı olacaktım. Taksi çağırdık. Durakları aradık. İşte uygulamasından çağırmaya çalıştık. Hiçbir şekilde taksi bulamadık. Zaten tek tük taksi geçiyor. Onların hepsi de dolu oluyor genellikle. Sıkıntı çok yüksek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu'nun da 5 kere falan yaklaşık hatta daha fazla kez taksi sorunu ile ilgili başvuruda bulunduğunu okumuştum bir yerde. Sorun kesinlikle var ve devam ediyor. Taksi sorununun çözülmesi çok isteriz yani.